Bismillahirrahmanirrahim. Nahvu Ta'limi adlı eserin mukaddemesinde okumaya devam ediyoruz. Şöyle buradan devam edelim. Tabii ben hızlı okuyacağım. Bu sefer ayrıntılı inceleme gerek yok. Çok önemli bilgileri paylaşacağım. Ve ya'udul hadisu an ba'dil mevdu'atin nahviyyeti إلى المراحل الباكرة من الحياة الفكرية عند المسلمين لذلك ينسب evet yani nasip ederler, dayandırırlar. Ba'dul kudama, bazı kudamalar, bazı alimler dayandırırlar ilmen nahvi. Nahvi ilmini ila Ebil Esvedi Duvali. Ebi Esvedi Duveli'ye dayandırılıyor. Yani nahiv ilminin başlatanı Ebi Esvedi Duveli'dir Arapçada. Yani Kudema'nın bazısı öyle diyor. El-Mutevaffi senete tis'in ve sittine minel hicre. Hicri tis'in sittine 69 senesinde vefat etmiş. Ebi Esvedi Duveli. Adını duymuşsunuzdur. Ve yukal ve denir ki İnnehu yani Ebu Esvedi Duveli veda'ahu yani nahv ilmini veda'ati veda'ahu. Bakın burada yani hu'ları her hu'yu aynı manaya veremeyiz. Yani innehu Ebu Esved'dir. Veda'ahu yani nahv ilmidir. Veda'ahu nahv ilmini vaz etti, koydu bir müşevvereti. Müşevver yani ben müşevver diyeceğim. Yani bir meşveret. Ha meşveret güzel. Bir meşvereti emiril müminin Ali ibni. Bakın meşvereti emir kelimesini kesre yaptığı gibi emir-ül mümininin orada açıklayıcısı olan kim olduğunu ifade eden Ali'nin o da kesralı olacak. Ve Ali ibni diye devam edeceğim. Ali ibni. Şedeyle rakayım. Evet. Bi meşvereti yani veda'u innehu inna Ebi Esved el-Duveli. Tabi Ebi Esved demeyeceğim inne dediğim için. İnne Eba Esvedil Eba diyeceğim. İnne Eba Esvedil Duveli ve da'an nahve yani bi meşvereti emiril müminin Ali ibni Ebi Talibin kerremallahu vecehu. Allah yüzünü mükerrem kılsın. Hazreti Ali'nin meşveretiyle bunu vaaz etmiş. Nahv ilmini Ebi Esvedil Duveli. Yani öyle diyorlar. Ve yukal. ومن المعروف أن أول عمل عمل دميجم çünkü burada ilmi var. Amelin ilmiyin. Evet. Öyle okuyorum. ومن المعروف biliniyor ki أن أول عمل علمي ilmi ilk amel ilmi ilk amel وصل إلينا في تاريخ النحو yani nahv tarihinde bize vasıl olan, bize ulaşan evvela ilmin ameliyin. Yok, evvela amelin ilmiyin. Yani ilmi çalışma. Evet, nahv ilminde, nahv tarihinde bize ulaşan ilk ilmi çalışma evvela amelin ilmiyin. Bakın ben buna enne evvela ameli ilmiyin diyemem. Çünkü ilmi sıfattır burada. Yani ilmi çalışma. Çalışmanın sıfatıdır. Dolayısıyla buna tenvin yaptığım zaman buna da tenvin yapacağım. İlmi çalışma. Evet. Yani nahiv tarihinde bize ulaşan ilk ilmi çalışma minel ma'ruf biliniyor ki huve yani kitap. Kitap olarak. Huve'den kastı kitap. Odur ki li imamin nuhat Ebi Beşir Amr vav olunca Ömer değil Amr okunur. Bakın vav R'ye bitişik olunca Amr okunur. Yani Ömer ile Amr'ı tefrik etmek için vav bırakıyor. Evet Ebi Beşir Amr ibni Ebi Beşir Amrubnu. Çünkü burada li imamin nuhat yani evet li harfi cerinden dolayı Ebi olmuş bu Amri olacak. Ebi Beşir'in Amr ibni Osman Osman ibni Kanberil el-Ma'ruf el-Ma'rufi bi Sibevey. Sibevey yani Sibevey ismini
duymayanın bence yoktur. Yani Sibeway ile maruf olan Ebi Bişir. Yani nahivlerden, nahivlerin imamı. Li'imamin nuhat. Nahivcilerin imamı olan Sibeway'e ait olan kitaptır. Bize ilk ulaşan tarih, yani nahiv tarihinde ilk ulaşan kitap Sibeway'in kitabıdır. Evet, bunu da çözdük. Vel mutevaffi, yani Sibeway'in vefatı senete 80 ve 180. Evet, senesinde minel hicre. Hicri 180 senesinde Sibeway vefat etmiş. Yani Ebu Esved Edduveli Hicri 69'da vefat etmişken, şöyle yazalım unutulmasın diye, 69 Hicri senesinde Ebu Esved Edduveli. Şurası. Sibeway ise 180 Hicri 180 senesinde vefat etmiş. Vel mutevaffi senete 80 ve 100 minel hicretin. Vellezi yelfitun nazara. Evet, burayı da şöyle silelim. İle aşağı doğru gelelim. Yelfitun nazara. Şöyle biraz gidelim. Vellezi yelfitu en nazara enne kitabe Sibeway vesele ileyna nadicen. Şöyle nadicen, nadic kelimesine bakacağız. Fi telifi. Yani kitabı, Sibeway'in kitabı vesele ileyna nadicen. Nadicen bir şekilde bize ulaşmış. Nadicen nedir? Şöyle Arapçam yok. Nadicet culuduhum diye ayet ben hatırlıyorum. Nadicen. Nadic. Olgun. Yani olgunlaşmış. Tam gelişmiş olarak. Bu şekilde. Nadic. Ergin. Ermiş. Olgun. Yani gelişmiş. Yani bize gelişmiş olarak fi telifihi. Yani telifinde olgunlaşmış bir halde Sibeway'in kitabı bize ulaştı. Muktemilen fi tahlilihi el-lugavi. Lugavi tahliliyle tamamlanmış. Şamilen lil-üssesi elleti ya'temidu aleyha bahisune ve darisune. Yani ders yapanlar, araştırma yapanlar bu oradaki esaslara şamil olan kitaba itimat ediyorlar. Ona dayanıyorlar yani. Oradaki esaslara. Fi marifeti kavaidi et-terkibi nahvi lil-cümletil arabi. Yani Arapça cümleler için nahiv terkipleri konusunda hem ders yapanlar hem de araştırmacılar o Sibeway'in bu olgunlaşmış eserine itimat ediyorlar. Lizalike vaka'al kudema fi esriha. Fi esrihi. Esrihi. Şöyle esrihi. Onu da hemen çözelim. Esir. Topluluk. Onun soyundan. He. Bütün yani kudema alimler hep ondan beslenmiş. Yani ondan onun topluluğundan, Sibeway'in familyasından, ailesinden böyle gelmişler. Yani bir de bir ondan kümelenmiştir. Öyle diyeceğiz. Yani esrihi. Burada bakın esir. Bu olmaz da esir de değil. Biraz aşağı geleyim. Şöyle esir, kayış, esir, esaret. Yani benim istediğim mana değil. Esrihi. Evet, yani usre manasında zaten bakın eserihi. Eser çoğuldur. Fi eserihi. Onun eserleri. Onun, ama eser diyemeyiz. Onun yani oluşturduğu o topluluk. Bu şekilde bakalım nasıl oluyor. Evet. Fi esrihi. Şöyle velizalike vaka'al kudama fi esrihi. وَلَمْ يَسْتَطِيعُوا اَتْتَحَرُّرَ مِنْ تَأْسِيرِهِمْ. Yani onun tesirinden hür
kalamadılar. Yani onun tesirinden taharrur edemediler o kudama. Bir nevi fi esrihi, ona esir oldular. Yani o şekil diyeceğiz o zaman. Bakalım esir manası oluyor mu? Şöyle esir alan, asir, esir alan, yani esir. Onun tesiri, bu da tesir manasında geliyor da, yani onun bağlayıcılığından, etkisinden. Şurada bakın, şurayı ben hemen bir silsem anlaşırız. Bakın burada usur, evet, isar, usur, usurihi, usurihi diyeceğiz o zaman, onun etkilerinden. Bakın, etkisinden kurtulamama, ondan sonra esirlerin bağlandığı şey, onun bağlayıcılığı, bu şekilde diyeceğiz. Mecazen, yani onun pençesinden, onun o etkisinden, etki diyeceğiz mana olarak. Bu şekilde daha uygun. Demek ki fi usurihi, yani onun etkilerinden, kudama vaka el kudama fi usuri, onun etkilerine vaki oldu. Ondan çok etkilendiler. Ve lem yestati'u et taharrure taharrur, yani ondan soyutlanma, ondan hürriyetini kazanma, yani sibeveyh olmadan işte nahiv ilmini sürdürme, bundan min tesirihi, sibeveyhin tesirinden kendilerini taharrur edemediler. Buna yestati'u, lem yestati'u, buna güç yetiremediler, sibeveyhsiz yapamadılar yani alimler. Evil fekaku min kaydihi, yani onun kaydından yine fekak, kurtulmayı başaramadılar alimler. O sibeveyhten etkilendiler. Yani sibeveyhin bu nahiv ilminde ne kadar önemli olduğunu biz burada anlamış olduk. Bu uzun mukaddimeyi bu şekilde detayıyla vakit alacak. Ve hunaki emrun yed'u ila el-i'cabi ve senayi ve takdir. İşte yahtavi hazel kitab ala mecmuati mined durusi fin nahvi ta'limi. Nahvi ta'limi kitabı bu sefer onunla ilgili. Nukaddimuha limeci'i lugati arabiyyeti ve uşaqiha. Şöyle bunu, yani Arapça aşıklarına bunu biz takdim ediyoruz anlamında. Fakat havalna fi hazel kitabı i'rabu ekberu kaderin minel şevahidi vel emsileti leti tusaidu fi takribi el kaideti ila zihnil qari. Yani çok fazla irab yapılmış burada bu kitapta. Zaten ben kitabı inceledim. İçinde irab çok çok fazla var. Bu da çok faydalı olacaktır. Ve kadimna ba'del mevduati hilale et ta'rifi bi mefhumi el mustalahat. Evet, bazı mustalahat, yani ıslahi kavramları da diyor, açıkladık kitapta. Onu da geçelim. Ve le'alla minel müfidi el işareti ila ennel kudama min ulema'il lugati ve nahvi kad bezalu cehden kebiren fi şerhi kavaidi lugatil arabiyyeti. Evet, bunu da geçelim. Bu da yine kudamanın nahvide ne kadar çalıştıkları. Ve nüşir ila enne vada kitabı fi nahvin ta'limi yukarribul kavaide ila tullabil ilmi vel ma'rifeti ve yebsutuha kâne emlen emelen yuraviduna munzu vaktin bayra. Yani uzun süre öncedir, uzun süreden beridir biz böyle bir kitabı düşünüyorduk diyor. Hazırlamayı düşünüyorduk. Bu şekilde bunu geçelim. Külliyetül adab Camiatul Kuveyt, Kuveyt Üniversitesi. Nihayet ilk dersi de bu şekilde gördük. Mukaddimeyi bütün okumamak olmazdı. Onun önemli baş tarafında bir iki yeri okuduk. Güzel oldu. Artık inşallah kitabın içine kelam ve ma yeteallafu minhu, kelam ve kelamla ilgili meselelere başlayacağız.